İyi akşamlar değerli izleyiciler. İyi akşamlar değerli seyirciler. Değerli izleyiciler, ahlaksız bir toplum olduk. Ahlaksız. Ne demek ahlaksız? Belli bir sistematik ahlakı olmayan bir toplum olduk. Neden böyle olduk? Çünkü biliyorsunuz feodal ahlak var, kırsal kesim, din, tarım toplumu ahlakı. Kentsel ahlak var, şehir ahlakı var, işte endüstriyel, kentsel toplum ahlakı. Dijital ahlak var, bilişim toplumu ahlakı. Şimdi biz ülke olarak, bizim halkımız kırlardan kentlere göç etti, aslında hücum etti veya yani göç etti. Kırsal ahlaktan, feodal ahlaktan arındı. Yani orada çok güzel şeyler var. Küçümsediğim zannedilmesin. Yani vefa duygusu diye bir şey var mesela. Misafirperverlik diye bir şey var mesela. Yani Tanrı misafiri geldiği zaman yani gidersiniz adamın bir tane tavuğu vardır. Onu keser sizi ağırlamak için filan. Kendi yatmaz yatağını verir filan. Yani o feodal ahlak çok önemli bir şeydir. Gerçi bir toprak ağalığının sömürüsüne dayanır ama kırsal ahlak, din tarım toplumu ahlakı önemli bir ahlaktır. Ayrıca dinin ve mezhebin ait olduğu yozlaşmamış ahlakı vardır filan. Kentsel ahlak var. Zamana saygı, kural, kurallı yaşam, kent yaşamı kurallı yaşam ve ortak yaşam. Yani apartmanda beraber yaşayacaksın. Park yerinde kavga çıkacak da emekli polis, emekli bilmem askeri öldürmeyecek filan. Kurallı yaşam, ortak yaşam, zamana saygı ve dijital ahlak, işte bildiğiniz bu bilgisayar yazılım kullanım vesaire filan. Şimdi bizim nüfusumuz kırdan kentlere doğru göç etti. Kırsal ahlaktan çıktı fakat kentsel ahlakı benimseyemedi. Dolayısıyla Türkiye kentleşti, şehirleşti ama kentlileşemedi. Tam tersine köylerimiz kentlere egemen oldu veya şehirlerimiz, kentlerimiz köylüleşti, kasabalılaştı en iyi deyimle. Tekrar ediyorum, küçümsemeyle ilgisi yok bunun. Bu değişik ahlak türleri. Fakat bu ahlak türlerinden hiçbirisi egemen olmayınca, yani kırsal ahlaktan kopuyorsun, misafirperverliğin yok, vefan yok, bilmem işte köylüne saygın yok, şu yok, bu yok, onlardan arınıyorsun. Kente geliyorsun, ortak yaşama saygın yok, kurala saygın yok, zamana saygın yok. Bir tek şey. Nedir o? Para geliyor. Dijital toplumun ahlakına hiç girmiyorum. O zaten %1 filan onun nüfusu. Şimdi bu ahlaksızlıkta, ya ahlak yoksunluğunda, ahlak olmayışında Türkiye'yi ayakta tutan bir takım kurumlar, bir takım meslekler var. Nedir onlar? Mesela hekimler, tabipler birliği denen, doktorlar. Doktorların ahlakı var. Çünkü doktor olmak için Hipokrat yemini ediyorsun. İşte insanlara bakacaksın, insan sağlığını koruyacaksın, insana saygı duyacaksın filan. Hukukçular, yargıçlar, savcılar, avukatlar, meslek ahlakı var bunların. Bunlar belli insanların temel hak ve özgürlüklerini korumak, insanların haklarını savunmak, işte devlete karşı veya birbirleriyle karşı olan davalarda bunlar ahlak sahibi insanlar. Efendim mühendisler var, mimarlar var, meslek ahlakları bunların çok önemli. Çünkü bunların meslek ahlakı olmazsa yaptığı ev başına yıkılır, ya inşa ettiği köprü çöker filan. Bu meslek kuruluşları işte bu meslek ahlaklarını kendi mensuplarına anlatan, denetleyen, onlara çalışmaları için izin veren ve zaman içinde onların yaptığı işleri de denetleyen ve eğer meslekleriyle ilgili bir ahlaksızlıkları olursa, onları da cezalandıran gerekirse, bir takım ahlaki, mesleki kuruluşlar. Ha, şimdi mevcut iktidar bu ahlaklardan hoşlanmıyor. Genel ahlaktan da hoşlanmıyor, meslek ahlakından da hoşlanmıyor. Neden hoşlanmıyor? Bütün otoriter partiler, bütün otoriter rejimler çünkü kendilerinden başka hukuktan, tıptan, bilimden, sanattan, ahlak sahibi, başka kurallara sahip olan mesleklerden hoşlanmazlar. Şimdi en son numara iktidar bu
hem Barolar Birliği'nden hem Türk Tabipler Birliği'nden Türkiye adının kaldırılmasını istiyor. Bununla yetinmiyor. Çok muhtemelen bunları mesleki denetimlerini de engelleyecek. Ve böylece Türkiye'de zaten genel halkta erozyona uğramış kırsal ahlak, feodal ahlak ve kentsel ahlak yoksunluğu ve dijital ahlak zaten yok. Bilgisayar, bilişim ahlakı zaten yok. Mesleklerin ayakta tuttukları ahlaki kurallar da çökecek. Ondan sonra Türkiye'de hiçbir şeye hakim olamayacaksınız. Her önüne marangoz hekimlik yapacak. Nitekim zaten işte doktorlara karşı, Türk Tabipler Birliği'ne karşı hacamatçılar çıkmış değil mi? Oradan zaten çıkıyor bu işler. Ya marangoz hekimlik yapacak. Hacamat neydi hocam? Marangozluk kötü bir şey olduğu için söylemiyorum. Hekim nasıl marangoz olamazsa marangoz da hekim olamaz. Hacamat sülükle veya... kan akıtarak, jiletle kesiyorlar. Jiletle keserek veya bir böyle bardağın içine yanan bir pamuk sokarak, oradaki oksijeni emip hemen kapatarak, oksijensizlikle çektiği o vakum, boşluk uygulayarak yaptığı basınçla bir tedavi biçimidir. Ben gözümle küçükken bunun yapıldığını gördüm ve onu o hacamatçılar veya işte tam hacamat değil o şeyler yapanlar bunu. Bu böyle elinde bir şey, bardaklar bir sürü, bir pamuk, onu yakıyor, o pamuğu bardağın altına sokuyor, böyle koyuyor, çekiyor, tak yapıştırıyor. Ama o tam hacamat değil. Hacamat keserek veya sülükle kan. Jiletle keserek kan emdiriyor. Güya kirli kanı temizletiyorlar. Sülüğün bir özelliği var tabii. Onu da küçümsememek lazım. Kan emmek değil sülüğünkü sadece. Sülük kan emebilmek için yapıştığı organizmaya bir salgı salgılıyor ki o salgı kanı sulandırıyor. Yani bir nevi bu beyin kanaması veya kalp krizi geçirenlere verilen bir ilaç vardır. Bir takım ilaçlar vardır. Onu hasta olanlar bilir. Sülükler kanını emmek için insanın o maddeyi salgılıyor ve insanın kanını o açıdan biraz inceltiyor. Hocam bu sülük de zannediyorum biraz kapsamlı işi. Daha çok bu kesme işine hacamat deniyor. Evet. Evet, sonuç itibarıyla sadece Türkiye'nin en büyük sorunu kırsal ve dini kesimden, din tarım toplumu kesiminden kentlere gelen ve buralara tam uyum, intibak sağlayamayan yani insanların ahlak yoksunluğu değil, aynı zamanda mesleki kuruluşların da ahlaki denetimlerin yani meslek ahlaklarının ortadan kaldırılması felaket olacak. Zaten bu iktidar biliyorsunuz Cumhuriyet'in bütün kazanımlarını yedi. Fabrikaları sattı. O fabrikaları arsalarına sattı. Bütün Cumhuriyet ne kazandırdıysa hepsini sattı. Eğitimi bozdu, mahvetti. İkinci sınıf eğitim yapıyor. Söylediler kendileri, eğitim yükseldikçe bizim oylarımız düşüyor. Burası tarım toplumu, burada icat olmaz. Burada ara eleman yetiştireceğiz. Kendileri söylediler. Eğitimle ve bu ahlak yoksunluğuyla mahvediyorlar toplumu. Gelecek kuşakların Allah yardımcısı olsun diyeceğim. Evet, biraz uzattım ama bu Türkiye lafının kaldırılması Tabipler Birliği ve Barolar Birliği'nden çok önemli bence. Hocam gayet iyi oldu. Çünkü bu meslek örgütleri sadece kendi mesleklerinin gereğini ve etik kurallarını koyan ve gereğinin yapılmasını denetleyen kurumlar değil, aynı zamanda kamu çıkarlarını da savunan önemli örgütler. Örneğin Mimarlar Odası'nın direnişi, Türk Mimar ve Mühendisler Odası'nın direnişi olmasaydı kentler çoktan yağmalanmış ve yaşanamaz hale gelmiş birer cangıla, bir modern cangıla, bir cehenneme dönüşmüş olacaktı. Ve nitekim görüyoruz yani insanların, yaşlıların bir gazete okumak için gidebilecekleri bir park olmadığı gibi bir felaket anında, örneğin bir Marmara depremi eğer gerçekleşirse, toplanma alanları bile ortadan kaldırıldı. İnsanların toplanma alanları bile. Mecidiyeköy, İstanbul'u bilenler bilir. Mecidiyeköy'deki Ali Samiyen Stadı'nın yerinin nasıl gökdelenlerle doldurulduğu, bir spor sahasının nasıl bir ranta dönüştürüldüğü, nasıl bir yağma düzeninin kurulduğunu göreceksiniz. Bunları engellemek için Mimarlar Odası dava açtı. Yani trafik kazaları konusunda uyarmak, asansör kazaları, işte biliyorsunuz inşaatlarda meydana gelen Makine Mühendisler Odası direniyor. Dert şu hocam, dava şu. Bu odalar,
bu odalar uzunca bir süredir cumhuriyetçilerin, solcuların, ilericilerin elinde. Ve bunlar merkez sağ ya da muhafazakar ya da dinci, siyasal İslamcı iktidarlara karşı toplumun çıkarlarını, kamunun çıkarlarını, ülkenin çıkarlarını savunmak için hiçbir karşılık beklemeksizin, hiçbir özel çıkar gözetmeksizin mücadele ediyorlar. Ya hocam Gezi Parkı'nın korunmasında bile Mimarlar Odası'nın İstanbul Başkanı Mücella Hanım herkes tarafından bilinir. Evet. Herkes tarafından bilinir. Dolayısıyla söylediğiniz çok önemli. Bence AKP ele geçiremediği bu kurumları tasfiye ederek yok etmeye çalışıyor. Verdiğiniz örnek çok çarpıcı aslında. Türk Tabipler Birliği'nin savaş karşıtı bir bildiri, bir açıklama yayınlamasından sonra Türk Tabipler Birliği'ni protesto için sokağa çıkan haşamatçılar ediyorlar insanları. Ben tanık oldum hocam. Benim bir ilkokul arkadaşım bu nedenle sakat kaldı. Jiletle kesmişler ayağını. Ayağı aksadığı için annesi götürüyor. Jiletle kesmişler ve kirli kan akıtmak için bir evde ve o çocuk sakat kaldı. Şimdi sokağa çıkanlar kara çarşaflı göstericiler ya. Bunlar tabipleri protesto ediyor. Şimdi iktidarın bize verdiği profil bu. Bu kadar büyük bir bilim düşmanlığı, bu kadar büyük bir tıp düşmanlığı, üniversite düşmanlığı anlaşılır gibi değil. Şimdi barolar, Türk Mimar ve Mühendis Odaları Birliği, Türkiye Barolar Birliği, işte adında Türk olan ne kadar şey varsa, kurum varsa bunlar ulusal ölçekte meslek kuruluşlarını ifade ediyor. Kaldı ahlak, ki ahlak. Ahlakı da ifade ediyor. Kaldı ki bunlara Sayın Erdoğan yanlış biliyor. Bakanlar Kurulu kararıyla verilmiş değil. Bunların kuruluş yasasında var. Bakanlar Kurulu kararıyla verilmiş değil çünkü. Bakanlar Kurulu kararıyla verilen Türk isimleri mesela Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu, DİSK. Oradan kaldırabilirsiniz. Türk İş. Yani Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu. Oradaki Türkiye ya da Türk isimleri Bakanlar Kurulu kararıyla veriliyor. Türkiye Barolar Birliği bir yasayla kurulmuştur. Dolayısıyla yasa gereğidir. Bakanlar Kurulu kararıyla o kaldırılamaz, elinden alınamaz. Bunu da bilmiyor. Yani yönettiği devletin mimarisinden haberi yok Cumhurbaşkanının. Yıkmayı biliyor ama. Evet, yıkmayı biliyor. Bence yıkmak, dağıtmak ve iktidar yanlısı yani dincilerin, siyasal İslamcıların denetiminde yeni meslek birlikleri oluşturma operasyonunun bir parçası olarak görüyorum bunu. Evet. İslami tıp. Tabii dinci. Gerici, cumhuriyet karşıtı. Evet, İslami mimari, İslami hukuk filan bunlar. Şaka gibi hocam yani Tabipler Birliği'nin karşısına neydi hocam? Hacamatçılar çıkıyor. Yani jiletle, bıçakla insanı kesip kirli kanları akıttığını iddia eden bir takım şey. Yani bu orta çağ tıbbı bile değil ya. Orta çağ tıbbı bile değil. Gece ne denir o koca karı ilacı bile değil bunlar. O bile değil. Evet. Yani böyle bir şey olabilir mi ya 21. yüzyılda Allah aşkına yani Türkiye'ye getirdiğiniz yere bakın. Tam bir rezalet. Hocam Cumhurbaşkanı Erdoğan biliyorsunuz geçenlerde yine dün konuştu ve uyuyan devi uyandırdılar dedi. Bizi o kadar sıkıştırdılar ki. Şimdi 100 yıldır bu memleket uyuyormuş, şeymiş, köhneymiş, pısırıkmış, içe kapalıymış ve gelmiş bu uyandırmış. Ya dalga mı geçiyorsunuz, şaka mı yapıyorsunuz anlamadım. Yani Avrupa'nın hasta adamı denilen Osmanlı çürümüş, dökülmüş, berbat. Yani Osmanlı-Rus savaşında falcılara danışan padişahların bulunduğu, coğrafya bilmediği için donanmalarının yakıldığı çünkü okullarında, medreselerde coğrafya dersleri yok. Yani çağı kaçırmış, sanayi devrimini kaçırmış, aydınlanmayı kaçırmış, reformu kaçırmış, Rönesans'ı kaçırmış. Ordusunun dağlarda donarak öldüğü. Tabii. Yani bir imparatorluk enkazından modern bir ulus devlet yaratmış cumhuriyetçilere yani bu toprakların bütün ilerici devrimci birikimini temsil eden cumhuriyetçilere saldırırken biraz dikkatli olmak lazım. Türkiye 1970'li yıllarda, dünyanın 14. büyük ekonomisi çivi bile yapamayan bir ülke 14. büyük ekonomisiydi. Siz bunun üzerine hiçbir şey koymadınız. Sizin zamanınızda 20. ekonomiye kadar geriledi. Tam tersi. Koymadıkları bir yana ne yapılmışsa sattı hepsini. Ve fabrikaları kapattı, arsaları sattı, arsalara inşaat yaptı. Hocam bizim mesleğimizden tek bir örnek vereyim. Yani biz aynı zamanda yazılı basına da gidip gelen insanlarız. Ben yazılı basında başladım. Günaydın gazetesinde başladım 1985'te gazeteciliğe.
başladığım zaman Türkiye'deki bütün gazete kağıtları Türkiye'de üretiliyordu. Türkiye'de üretiliyordu. 1990'lı yıllarda yine Türkiye'de üretiliyordu. 2002'den itibaren SEKA'yı biliyorsunuz neydi? Unakıtan. Kemal Unakıtan babalar gibi sattık dedi. Sümer Bank'ı, SEKA'yı mahvettiler. Evet. Bugün değerli seyirciler, okuduğunuz bütün gazetelerin ve satın aldığınız bütün kağıtların, kitapların kağıtları yurt dışından ithal ediliyor. Saman ithal ediyoruz. Yurt dışından ithal ediliyor. Saman Romanya'dan, Rusya'dan, artık Hollanda'dan olmaz zannediyorum, Finlandiya'dan. Bakın, gazete kağıdı, iyi gazete kağıdı Giresun SEKA fabrikasından gelirdi. İyi gazete kağıdı. Kitap kağıtları Bursa SEKA'dan gelirdi. Selloz Kocaeli'nde, İzmit'te üretilirdi. Dolayısıyla kendi kağıdını kendisi üreten bir ülkeden gazete ve kitap kağıdını ithal eden bir ülkeye dönüştürdü. Ya kendini besleyen nadir ülkelerden biriydik. Şimdi skandalla Türkiye kaynıyor. Brezilya'dan yani şimdi Fransa'ya gitti. Airbus alımı, uçak alımı gazetelere yansıdı. Hayvan alımı için anlaşma yapıldı. O hiç, ben aradım kaç tane olduğunu, kaç bin ton olduğunu filan zor buldum. ABC'de haber var hocam. Evet, ABC çok iyi. ABC fevkalade doğru habercilik yapıyor. Yarın bu bir şeyi yazdım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurultay bildirisini yazdım. Bir Cumhuriyet'te vardı, bir de ABC gazetesinde. Neyse, şimdi Brezilya'dan sığır ithal ediyorlar. Yolda ölüyor. Kendi dışkılarıyla, affedersin, birlikte yiyorlar, içiyorlar, ölülerle birlikte oradan etrafa yayılan mikroplarla geliyorlar ve saman ithal ediyoruz, hayvan eti ithal ediyoruz ve hastalıklı ithal ediyoruz. Şimdi onları tabii dönerciler ve hamburgerciler, en büyük firmalar tabii, ucuza çünkü vermek için, kim bilir nasıl kakışlayacaklar. Yani kendini besleyen ülke, tarım ülkesi olmaktan çıkardılar, ithalatçıya çevirdiler, sanayiyi tamamen bitirdiler. Hocam yani hakikaten bir şey bilmiyorlar. Ya Kıbrıs onun aşağılamaya çalıştığı, efendim içine kapanmış pısırık ülke dediği dönemde Kıbrıs kurtarılmış, alınmış. Onu bırakın ya bu ülke pavarot diye, yeteneksiz diye iş vermemiş konservatuarlarında bir ülke. İstanbul'un Roma'dan bir farkı yoktu. Bu ülkeyi batıran, büyük kentleri gecekondulara boğduran, gelir adaletsizliğini derinleştiren, sanayileşme hamlesini kesintiye uğratan merkez sağ iktidarlardır. Aynen. Ve AKP bu merkez sağ iktidarların siyasal İslamcı çocuğudur. Evet. Yani şeriatçı, Emevi ideolojisini din diye bu topluma dayatan çocuğudur. Siyasal İslamcıdır. 12 Mart tabii. Ve 12 Eylül'de unutmayın, siyasal İslamcılar artı sağcı, askeri, faşist darbeler. Aynen. Türkiye'yi hem de insanları tabii öldürerek, hocam, bunları Kışlalıları, işte, Uğur Mumcuları katlederek bu noktaya işte getirdiler. Bunları yarattılar hocam, bunların önünü açtılar. Evet. Yani AKP darbelerin çocuğudur. Öyle darbecilikle falan, bunların bir darbelere karşı işte darbecilikle mücadele etmek gibi bir dertleri yok. Darbecilerin çocuklarının darbeyle Şubat mücadele etmesi mümkün değil. 28 Şubat bunları yarattı, söyleyin. Yani 28 Şubat'a hiç gelmeyin hocam. İndirdiler hiç Erbakan'ı. Anti-Amerikan, anti-emperyalist İslam olmaz dediler. Bunlar çıktı. Amerikancı hocam, İslam, hocam, emperyalist. Hocam ben Erbakan'ın da öyle anti-Amerikan, anti-emperyalist olduğunu ne, çok fazla düşünmüyorum ama. Şunu söylemek bunlar mümkün zaten. Bugünkü İsmail Kahramanlar, Abdullah Güller, Tayyip Erdoğanlar falan kontrgerilla, ya onların içinde yer aldığı yapılanmalar kontrgerilla operasyonlarında doğrudan kullanılmıştır geçmişte. Evet, yani tabii. Milli Türk Talebe Birliği, Komünizmle Mücadele Dernekleri neydi Allah aşkına? Dolayısıyla şimdi ortada şöyle bir tablo var. Tarih ve coğrafya bilgisinden yoksun, tamam mı? Sosyoloji bilmeyen, kendi ülkesini tanımayan, bir tuhaf bir siyaset sınıfı oluştu hocam. Bir hani geçmişte kahvelerde destan satarlardı ya, böyle bir tür masal, çizgi roman, bir Osmanlı övgüsü. Evet. Bu kültürü gerçek zanneden, bu kültürü şeyi zanneden, gerçek bir tarih zanneden, buna inanan garip bir şey var. Garip bir siyaset sınıfı. Nihal Atsız ve Abdullah Ziya Kozanoğlu bunlardan iyi tarih biliyorlar. Yani dolayısıyla ciddi bir eğitim bilgi boşluğunun yol açtığı bir cehaletin iktidarıyla karşı karşıyayız. Biz cehalet iktidarıyla karşı karşıyayız ve ben buradan, yani cehalete karşı aklın, bilimin ve aydınlanmanın bir
yeniden ayağa kalkışı, yeniden bir isyanının bu ülkeyi selamete ulaştıracağını düşünüyorum. Akla, aydınlanmaya ve bilime ihtiyaç var. Evet. Yani sonunda uyuyan dev uyanmış. Ya dikkat edin. Hayır. Şimdi biraz ABC'nin manşetinde var, elimde de var hocam. Dışişleri Bakanı, ya bizim Suriye rejimiyle sorunumuz yok, biz o rejime zarar vermeyeceğiz diyor. Ya kime efendim? Kimi kandırıyorsunuz? Niye sınır güvenliğimiz yok? Kimi? Ya hayret bir şey yani. Ya bu tarih dedi de demin andım. Yani keşke bunlar Abdullah Ziya Kozanoğlu'nu, Feridun Fazıl Tülbençi'yi ve hatta Nihal Atsız'ın Bozkurtların Ölümü, Bozkurtlar Diriliyor filan okuyarak. Onlar ülkücüler tarih, okuyor. Keşke bunlar da okusa da tarih öğrensiler. Vallahi Abdullah Ziya Kozanoğlu. Onlardan daha geri diyorsunuz. Feridun Fazıl Tülbençi'nin tarih bilgisi bunlardan çok ileri. Çok çok ileri. Yani, onlar da ileri diyorsanız hocam bunlar felaket o zaman yani. Vallahi öyle. Bunlar onlardan geri. Yani felaket. Dolayısıyla yani bir kahramanlık öyküsü anlatan bir çizgi roman kültürüyle yani ne devlet yönetilir. Yok o da yok. Ne tarihe bakılır yani. Ya, hiçbir romanda hiçbir sapık romancı bile Abdülhamit'i bilmem İngiliz elçisine tokat atarken filan gösteremiyor. Bunların ürettikleri kültür işte televizyonda bunları gösteriyor. Hocam bugün Çırağan Sarayı'nda otelde Abdülhamit'in çocuklarının ailesine bizim devlet erkanı bir yemek veriyor. Nişan da taksınlar canım. Abdülhamit'in 100. ölüm yıl dönümü diye. Şimdi tuhaflığa bakar mısınız? Yani Osmanlı'nın en karanlık dönemine hükmetmiş, bütün aydınlarını sürmüş, Türkiye Cumhuriyeti'ni yaratan, ulus devletin arkasındaki fikri oluşturan, yani bu ulusu yaratan. Çünkü millet ulus değildir. Millet Osmanlı'da ümmeti ifade eder. O yüzden Sayın Erdoğan da onu ifade etti hocam. Yani 3 tane millet varmış. Evet, Yahudi milleti verelim. Yemeği arkadaşlar görüntüler gelmiş diyor. Bizi çerçeve alarak, evet, Çırağan'daki yemek. Evet, şu 3 milleti duyalım. Yahudi milleti, Hristiyan milleti ve Müslüman milleti varmış. Böyle bir millet tanımı yok değerli seyirciler. Eğer kastettiğimiz ulus o ümmettir. Ulusla, ulus devletler böyle ifade edilmez. Böyle hukuksal ve kültürel bir kategoridir ve kapitalizmle birlikte oluşmuştur modern uluslar. Yani sanayi devriminin ürünleridir. Milliyetçilik, milliyet kavramı ve milliyetçilik tabii, sanayi devrimiyle gelmiştir. Osmanlı'ya batıdan gelmiştir. Ve Osmanlı'ya geldikten sonra da millet lafı bugün kullandığımız ulus anlamında kullanılmaya başlanmıştır. Bütün araştırmacılar, yani başta Şerif Mardinler, işte bütün tarihçiler, şunlar bunlar ayrı ayrı bunu vurgulamışlardır. Demişler ki Osmanlı'da millet ümmet anlamına, dini topluluk anlamında kullanılır. Cumhuriyet, Sayın Erdoğan da böyle kullanmış. Cumhuriyette millet ulus demektir. Ve şöyle bir şey var hocam, onun ötesinde yani bunlar o yüzden milli değerler ya da millet dedikleri zaman o yüzden bize gerici Arap ideolojisini dayatıyorlar. Dayatıyorlar ama yani ortada bir milliyetçilik yok. Bu MHP'li, ülkücü ya da işte İyi Parti gibi partideki milliyetçilere buradan seslenelim. Bunun milliyetçilikle bu ümmetçilik ve Arap milliyetçiliğini aslında Arap gericiliğini ve o gericiliğin her türlü ideolojik tonunu buraya milliyetçilik ama, diye, milli değer diye dayatmaları sebebi ama bu. Ama milliyetçiliği ayaklar altına alıyoruz derken ulusçuluğu kastediyor. Türk tabii, milliyetçiliğini ayaklar altına tabii, aldığını söylüyordu. Değerli izleyiciler, götürmeleri, Türkiye'yi yönetimine devam ettirmeleri mümkün değil. Tarih bilmiyor, bilim bilmiyor, hukuk bilmiyor, sosyoloji bilmiyor. Hiçbir şey bilmiyor. Millete saygısı yok. Endüstriyi yok ediyor, tarımı mahvetti. Dış politikada tosladığı yer belli. Bir dediği bir dediğini tutmuyor. Öbür devletler bunu yer mi? Türkiye'nin yönetimini götürmeleri mümkün değil. Hocam arkadaşlar bir daha veriyor. Şimdi Çırağan Sarayı'nın önünde karşılamayı yapanlar sarıklılar, Abdülhamit'in çocuklarını, torunlarını, neyse çocukları değil de torunlarını karşılayanlar. Evet. Bir karşılama yapılıyor. Yani ilk kez biz 18 dakikada da veriyoruz. Evet arkadaşlar alabiliriz. Binali Yıldırım da gitmiş. Başbakan düzeyinde resepsiyon. Azdır. Devlet nişanı verilmeli. Evet. Olacak iş değil. Abdülhamit Mustafa Kemal daha harbi öğrencisiyken onu 4 kez tutuklatan, Namık Kemal'i sürdüren, Tevfik Fikretleri, Ziya Paşaları,
Osmanlı'da modernleşme ve aydınlanmanın sözcüsü ve taşıyıcısı ne kadar aydın varsa onlara zulmeden Mithat Paşa'yı da boğduran... Katil. Evet, Mithat iki meclisi de kapatan darbeci bir Mithat şeydir. Mithat Paşa'yı Taif'e sultandır. Sürdürüyor, Taif'te boğduruyor. Tabii. Katil. 1909'da biliyorsunuz hocam 31 Mart vakası. Yani alaylı askerlere dayalı bir şekilde darbe yaptırarak meclisi mebusanı kapatıp milletvekillerini ve bakanları tutuklayan... Sebil-i Reşatlar Volkan Fundan. Padişah bu. Evet. Süremiz bitti hocam. Yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın. Evet. Abdülhamid.